Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum doçent doktor Oğuz Karaeminoğulları. Hoş merhabalar, geldiniz. Hoş bulduk. Kendisiyle bel fıtığı ameliyatı üzerine konuşacağız. Özellikle kapalı bel fıtığı ameliyatlarını konuşacağız. Hocam ben önce sizi biraz tanımak istiyorum. Sonra da konumuza geçelim niyetindeyim. Önce sizi biraz tanıyalım. Evet, 1991 yılında tıp fakültesini bitirdim ve doktor oldum. Daha sonra 1997 yılında ortopedi ve travmatoloji dalında ihtisasımı tamamladım ve ortopedi uzmanı oldum. O dönemden beri aslında daha çok omurga cerrahisi ve eklem cerrahisi üzerine yoğunlaştım. 2006 yılında doçentliğimi aldım ve daha o zamandan beri de özellikle omurga cerrahisi, minimal invaziv omurga cerrahisi, bunun ne demek olduğunu birazdan konuşacağız. Ve eklem cerrahisi üzerinde çalışmalar yapıyorum. Şimdi bel fıtığı dedik, kapalı bel fıtığı ameliyatı dedik vesaire ama ben önce bel fıtığının ne olduğunu, niye oluştuğunu, bunun sebeplerinin ne olduğunu biraz derinlemesine öğrenmek istiyorum ki izleyicilerimiz de bu konuya vakıf olsunlar. Mesela kimlerde daha çok görülür? Tabii. Önce nedir diye başlasak. Tabii. Şimdi aslında bel fıtığını anlatabilmek için önce omurgadan bahsetmek lazım. Tabii. Omurgamız kemiklerden oluşuyor ve aslında hareketli tabii. Yani günlük yaşantıda hissettiğiniz gibi bu kemikler birbirine yumuşak dokularla bağlı ve küçük eklemlerden oluşuyor. Kemiklerin arasındaki yumuşak doku kıkırdak benzeri bir yapıdan oluşur. Biraz daha sert bir yapıdır. Harekete izin veriyor. Bel fıtığı dediğimiz şey bu kemiklerin arasındaki kıkırdağın yırtılması ve onun içeriğinin omurga kanalına girmesi. Neden problem yaratıyor? Çünkü omurga kanalımızda omurilik var ve bacaklarımıza giden hatta daha yukarıda boyun bölgesinde kollarımıza giden sinirler oralardan geçiyor. Ve bu içerik bu sinirlere baskı yaparak siyatik diye bildiğimiz tabloyu oluşturuyor. İşte buna biz bel fıtığı diyoruz. Yani bel bölgesinde omurgamızda olduğu için bel fıtığı, boyunda olduğunda boyun fıtığı diyoruz. Başka sırtta olduğunda sırtta torasik fıtık diyoruz. Sırtta da olabiliyor. Çok daha nadir ama olabiliyor. Omurga sağlığını oluşturan şeyler hem kemik hem bağ dokusu hem bu bahsettiğim diskler ve adeleler. Bunlar da çalışma da herhangi birinde problem olduğunda aslında omurga problemleri ortaya çıkıyor. Bunlardan en sık gördüğümüz de bel fıtığı. Çok sık duyduğumuz, işte belki çok sık rastlanan, çok nedir Türkiye'de rastlanma sıklığı var? Şöyle böyle söyleyeyim, bir aslında var. Hatta Amerika'nın yaptığı bir çalışma var. Dünyada yaşayan her kişinin mutlaka bir dönem omurga problemi yaşadığı, bel ağrısı yaşadığı ve doktora başvurduğu ortaya konmuş. Bu nasıl ciddi bir rakam? Nezleden sonra doktora en sık başvuru sebeplerinden biri bel ağrısı. Omurga şikayetleri evet, yani aslında genel olarak. Peki neden yaşıyoruz bunu yani? Neden fıtık sorunu ortaya çıkıyor? Neler sebep oluyor buna? Çok iyi bir soru. Neden oluyor değil mi? Keşke hiç olmasa. Evet. Aslında yürüyen kişilerde görülüyor. Yani şunu kastediyorum. Mesela dört ayaklı hayvanlarda bel fıtığı görülmüyor. Sadece İki ayakta ayak duruş üzerinde dik duruş hareketi oluyor. Aslında bunun neyi gösteriyor? Çok fizyolojik bir şey değil yani. Ama omurga tüm yükü taşıdığı için yani bacaklarımızdan gelen yükü kafaya ilettiği için ciddi yüklenme altında olan bir yapı. Neden oluyor? Birkaç tane sebebi var. Bir, zaten ortaya koyamayacağımız bazı sebeplerden oluyor. Yani engelleyemeyeceğimiz bazı sebeplerden genetik oluyor. Genetik yatkınlık var mı bunun ondan içerisinde? Önce yaş diyeceğim. Yaş. Çünkü İş dönüp dolaşıp yaşa geliyor. Yaşa geliyor gerçekten. Saçlarımızın beyazladığı gibi, ben hep hastalarıma öyle anlatıyorum, omurgamız da aslında yaşlanıyor. Ve o size bahsettiğim disk dediğimiz yapılar normal özelliğini kaybediyor ve içindeki sıvı miktarını da kaybediyor. O yüzden çok basit travmalarla, yani bir ağır kaldırmayla, ters bir oturmayla yırtık oluşabiliyor. Yırtık oluştuktan sonra zaten bel fıtığı tablosunun tetiği çekilmiş oluyor. Yani aslında bir süre yıpranma dönemi var ve bu fıtık dediğimiz şey tabii son nokta ortaya çıkan tablo mu? Aynen öyle. Ha, bunun şeyi var mı, istisnası? Çok ciddi yüklenmeyle gençlerde de görülebiliyor. Yani çok ters bir hareketle, ciddi bir travmayla
fıtık olmaz diye bir şey yok. Çok genç yaşlarda da görülebiliyor. Travmanın ciddiyetine bağlı olarak yani 18 yaşında, 16 yaşında fıtık görülebiliyor. Son derece nadir ama görülebiliyor. Daha çok hangi yaşlarda görülüyor? 30-35 yaşından sonra görülüyor. O dönemde bir pik yapıyor. Yani bir yüksek oranda görülme bir dönemi var 35-50 yaş civarında. Neden öyle? Hem disk biraz yaşlanmaya başlamış oluyor zaten. Bir de çok aktif dönem. En aktif dönemimiz. Evet. Yani 30 ondan dolayı oluyor. Daha sonra bir sakinleşiyor. Sonra daha ileri yaşlarda 60'ından sonra da görülmeye başlıyor. Onun da sebebi disk artık aktivite azalıyor ama disk artık çok yaşlanmış oluyor. Yapısı o yüzden risk oluyor, evet, belki, evet daha yaşlanmış oluyor. O yüzden çok minör travma ile bile ortaya çıkabiliyor. Anladım. Yaş dedik. Evet. Ani hareketler dedik. Doğru peki, kullanmama dedik. Ne yapacağız genetik da? Dediniz. O, çok genetik önemli. Genetik yatkınlık var mı? Tabii. Çok ciddi genetik yatkınlık vardır omurga problemlerinde. Gelen hastalarımın ben çok annesini babasını sonra muayene ediyorum. Çünkü benim annemde de var, babamda da var, kız kardeşimde var diye. Genetik yatkınlık önemli. Onun dışında bizim değiştirebileceğimiz faktörler var mı? Kilo önemli. Evet. Ondan sonra sigara içilmesi mesela çok ciddi etkisi olduğu ortaya konmuş. Nasıl bir etkisi var sigaranın? Şimdi beslenmeyi çok alakasız bozuyor. Gibi geliyor beslenmeyi ama. Bozuyor. Mikrovasküler dolaşımı bozuyor. Dolaşım bozulduğunda yaşlanma daha hızlı oluyor ve disk yapısı daha çabuk bozuluyor. Hatta belki çok detay olacak ama siyah disk hastalığı diye bir şey vardır. Bunda hastada herhangi bir problem yoktur. Bazen minör ağrılar vardır. MR çektiğinizde diğer diskler beyaz parlar sıvı olduğu için o diskler simsiyah görülür. Sigara içenlerde siyah disk hastalığı çok daha fazladır. Siyah disk hastalığı olanlarda da fıtık daha sık görülür. Anladım. Böyle bir birbirine bağlı aslında. Aynen. Hepsi. Yine sigara yine bütün kötülüklerin burada da geldi anası yani. Gibi yine evet, önümüze evet. düştü. Peki bel fıtığını konuşuyoruz diye onu soracağım ama belirtileri neler? Bel fıtığında aslında klinik tablo şöyledir. Bel ağrısı dönemi yırtık oluşma dönemini delalet eder. Ve içeriye dışarı yani fıtığın diskin içeriği dışarı çıktığı zaman tipik olarak bel ağrısı geçer ve bacak ağrısı başlar. Anlatabildim mi? Anladım. Neden? Çünkü o içerideki basınç ortadan kalkmış olur. Aslında ve içerik dışarı çıktığı için rahatlamış orası oluyor. Rahatlamış oluyor. Ama bu kez sinirin üzerine bastığı için bacak ağrısı oluşur. Tipik tablo böyledir. Bel fıtığı yanlış kullanılıyor. Bazen mesela annem 80 yaşında bel fıtığı oldu değil. O dar kanal diye bir tablo. Biraz farklı bir tablo. Ama tipik olarak genellikle tek bacağı etkiler. Ve hasta doktora genellikle bel ağrım vardı. 3 gündür bel ağrım geçti. Bacak ağrım başladı gibi gelir. Çok daha ileri bir tablosu var. Ondan ben bahsetmek istiyorum. Tabii lütfen. Cauda equina sendromu dediğimiz bir şey var. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü hasta genellikle her iki bacakta ağrı. Eğer tipi anestezi yani oturduğumuz bölgede hissizlik ve idrar ve büyük tuvaletin tutamama tablosuyla gelebilir. Bu hastaların bel fıtığındaki en acil tablo budur. Hemen ameliyat edilmesi gerekir. Aksi takdirde kalıcı problemler gelişebilir. Anladım. Yani kliniği genellikle dediğim gibi tipik baş ağrısı, bel ağrısı, bacak ağrısı ve bazen de söylediğim tablo. Söylediğim peki nasıl tablo bir ağrıdan bahsediyoruz? Sürekli bir ağrı mı? Ara ara kendisini hissettiren bir ağrı mı? Bir ile on arasındaki şey değişir mi? Baskı ona göre değişir mi? Çok ağrılıdır. Gerçekten çok ağrılıdır. Yani dayanılmayacak bir bel ağrısından ve sonra bacak ağrısından bahsediyoruz. Yürümek genellikle çok zor olur. Hasta karşı tarafa doğru siniri rahatlatmak için yamulur. Yani tipik olarak hasta geldiği zaman bel fıtığı olduğunu anlarsınız yani. Daha bakar bakmaz. O tarafa yük vermemeye çalışır. Oradaki siniri rahatlatmaya çalışır. Ve biraz da öne eğilir. Çünkü bacağı kaldırdığımızdaki test olarak biz onu kullanıyoruz. Sinir herhangi bir şekilde geldiğinizde bası arttığı için çok ciddi ağrısı olur. Ani ağrı artışı yaşanıyor. Aynen yani. Öyle. Muayenede de ona bakıyoruz zaten. Genellikle istirahatle tam geçmez. Tabii bunu söylediklerin hepsi fıtığın ne kadar büyük olduğuna bağlı. Kocaman bir fıtık vardır. Hasta pozisyon bulamaz fıtığı rahatlatacak. Anlatabildim mi? Çok basıyordur. Fıtığı büyüklüğünden kasıt. Şimdi ben iyice öğrenmek için soruyorum bunları. Bu dışarıya çıkan
maddenin büyüklüğüyle mi ölçülür? Tamamen öyle. Hı. Şimdi omurilik kanalımız şöyle bir kanal diye düşünün. Hı hı. Şu kadarcık bir fıtık bambaşka, şu kadarcık fıtık bambaşka. Anladım. Çok büyük bir bası varsa hasta herhangi bir şekilde rahatlama elde edemez. Ve o hasta otururken de, yatarken de, basarken de ciddi ağrı duyar. Diğer grup genellikle mesela çok masum bir fıtıkta, cerrahi ihtiyacı olmayan bir fıtıkta hasta belli bir süre yürüdükten sonra ağrı hissedebilir. Bacağında ağrı hissedebilir. Çünkü aslında orada damarsal yapı bozuluyor, basıya bağlı. Ve ona bağlı hasta yürüdüğünde aslında çok daha ciddi bir kan akışı ihtiyacı duyuyor sinir. Ama karşılayamıyor bası olduğu için. Öyle minör disklerde günlük yaşantıda çok problem yok ama yürümezsen problem yok ama yürüdün mü doktor bey 5 dakika sonra bacağım ağrıyor diyorsa bu da fıtık bulgusu olabilir. Fıtık ameliyatı denildiği zaman illaki herkes duymuştur. Ben de işte bel fıtığı var dediğimde derler ki aman ameliyat olma. Niye böyle bir korku var insanlarda ameliyata karşı? Doğru söylüyorlar. Çünkü bel fıtığının aslında ameliyat edilme gerekliliği son derece sınırlıdır. Yani 100 hastanın genellikle 3'ü falan ameliyat olmak zorundadır. Böyle mi uygulanıyor? Bazen böyle uygulanmıyor. Yani gereğinden fazla ameliyat yapılıyor olabilir. Bunu söylemekte çok sakınca görmüyorum. Ama ameliyatsız tedavi etmekle ilgili her şey yapılmalıdır hastaya. Nedir ameliyatsız tedavi yöntemleri fıtıkta? Öncelikle eskisi gibi böyle yatak istirahati falan yok. Normal yaşantıya devam. Şu anda dünyanın kabul ettiği şey bu. Ağrı kesicilerle ağrı dönemi geçirmeye çalışırız. Bunun istisnası nedir? Ciddi güç kaybı oluştuysa ayakta veya uyuşmalar varsa o zaman bazen direkt cerrahi önerebiliyoruz. Yani fıtık büyükse demin söylediğim gibi ve bası çok belirginse o zaman ameliyat etmek gerekmeyebilir. Çünkü yapılan çalışmaların gösterdiği bir şey var. Ameliyat olmuşlarla olmamışlar kıyaslandığı zaman aslında 10 yıllık sonuçta bir fark yok. Anlatabildim. Yani ameliyatsız geçirebiliyorsanız evet kesinlikle ameliyatsız geçirmek ama lazım. Ama ameliyatı gerekli kılan ağrının büyüklüğü, normal şart hayat şartlarını oluşması, idame ettirebiliyor mu, çalışamıyor ettiremiyor mesela. Mu? Evet çalışamıyor. Şimdi günümüzde eskisi gibi hani köyde yaşamıyorsunuz ki git 3 hafta sonra dinlen, 1 ay daha bak. Öyle bir şey yok. Yani bazen işinizi kaybedecek duruma gelebiliyorsunuz. Tabii. Bu tip sosyal baskılar da olabiliyor ameliyat için ama genellikle ilk düşünce mutlaka ameliyatsız tedavi. Bahsettiğim şeyler yoksa, güç kaybı ve dayanılmaz ağrı yok ise ameliyatsız tedavi yapmak lazım. Bu ilaç tedavisi olabilir. Tabii teknik geliştiği için yapılan girişimsel işlemler var. Bir ameliyat değil ama o bölgeye girerek oraya lokal ilaç uygulamak ya da radyo frekans yani lazer diye bilinen şeyleri uygulamak gibi birçok tedavi alternatifi var. Fizik tedavi gibi. Bunlar genellikle 3 haftanın sonunda başarısız olur ise ve hastanın halen ciddi ağrıları var ise ameliyat o zaman belki tartışmaya açık bir duruma gelebilir. Yani önce ameliyatsız yöntemlerle dayanılabilirse mutlaka acıya ve hani ağrı kesiciler etki ediyorsa ameliyatsız yöntemler deneniyor. Evet. Fıtık küçük olsa bile bunlardan sonuç alınamadığında yine ameliyat söz konusu gerekiyor, olabilir. Olabilir. Neden? Çünkü vücudumuzda her yapı aslında iyileşmeye meyillidir. Yani düşünün bir yeriniz kesildiği zaman ne olur? Kesik kalmaz. İyileşir diktirmeseniz bile. Evet. Vücutta çünkü yapım anatomimiz, fizyolojimiz iyileşmeye yöneliktir. Fıtık nasıl olur da iyileşiyor dışarıya çıkan bir yapı? Kuruyor. Su içeriği var ya, demin söylediğim gibi. Hatta tamamen patlamış, dışarıya çıkmış bazı fıtıklar vücut tarafından emiliyor. O yüzden bir dönem mutlaka yani o yapı eski haline kendi kendine de gelebiliyor mu? Eski haline gelmiyor. Orada bir fark var. Ama çıkmış parça emilebiliyor, ortadan kalkabiliyor, biraz küçülebiliyor ve küçüldüğü zaman da bası ortadan kalkıp hasta hayatına devam edebiliyor. O yüzden hani ameliyatsız tedaviyi düşünmek gerekiyor. Anladım. Peki ameliyat söz konusu olacak. Tamam. Ben sizinle kapalı bel fıtığı ameliyatını konuşmak istiyorum. Endoskopik disk cerrahisi demişiz. Tamam. Nedir bu bir açıklasanız? Tabii. Onu açıklamak için açık ameliyat nedir? Çok kısa bahsedeceğim. Tabii ki. Yapılan ilk bel fıtığı ameliyatı ta 1929'lara kadar dayanıyor. Yani aslında ilk tanı konulan hastalıklardan bir tanesi bel fıtığı. Ne yapılıyor?
açılıyor. Fıtık dışarı çıkarılıyor. Yapılan işlem bu. Bununla ilgili aslında çok dramatik sonuçlar alınıyor. İyi sonuçlar alınıyor ve hızla yapılır olmaya başlıyor. Sonra iyi olmayan hastalar, çünkü tıpta hep biz neye amaçlarız? Daha çok hastayı tedavi edebilmek ve hepsinde tedavi iyi sonuç almak. Tedavi oranını arttırmaktır Yani amaç. 100 hastayı ameliyat edip sadece 70'inde başarılı oluyorsak iyi bir tedavi şekli değildir bu. Bunun üzerine ne yapalım? Herhalde dokuya hasar veriyoruz diye dokuya daha saygılı ameliyatlar tanımlanmaya başlamış. Bundan kasıt kocaman açmayıp, küçük açıp, mikroskop kullanıp çok daha böyle dokuya saygılı, ince, böyle elegan ameliyat. Laparoskopik cerrahi buna mı giriyor? Bu tür ameliyatlara mı giriyor? Bu değil henüz. Endoskopik de ona giriyor, onu anlatacağım. Ve öyle mikroskop kullanılarak yapılan cerrahiler ve sonuçlar çok iyi olmuş. Ama yine de bu hastaların %20'sinde bel fıtığında temel problem olan yapışıklık durumu ortaya çıkıyor. Nedir yapışıklık bu? Şu: bir yeriniz kesildiğinde iyileşince daha sert iyileşir ya. Ameliyat edildiğinde de orada oluşan bu sert doku aynen fıtık gibi sinire basabiliyor. Ve hastanın şikayetleri tekrar edebiliyor. Devam ediyor ya da tekrar ediyor. Bu da böyle gelişince 1990'lı yılların sonundan itibaren biz dokuya daha saygılı nasıl olabiliriz diye endoskop tanımlanmış. Yani laparoskopik cerrahi dediniz ya. Onun gibi hani eskiden safra kesesini açık alırken kamerayla girip hiçbir dokuya hasar vermeden safra kesesini alıp çıkıyoruz. Aynı prensip. Bunda da kamerayla omuriliğe girip fıtık parçayı çıkarmaya endoskopik disk cerrahisi deniyor. Ve 1990'lı yıllardan sonra sonlarına doğru tanımlanmış bir teknik. Ve hızla aslında uygulama alanı buluyor. Çünkü bu hastalarda yapışıklık hemen hemen sıfır. Hiç görülmüyor. Farkını anlatayım. Çok çok sevinirim. Normal açık cerrahide arkadan girilir. Yani belden girilir. Önce adeleyi geçmeniz gerekir. Adeleyi geçtikten sonra karşınızda omurga kemiği ortaya çıkar. Onu geçmeniz gerekir. Daha sonra bir bağ dokusu vardır. Onu geçmeniz gerekir. Ve bunların hepsini keserek, çıkararak diske ulaşırsınız. Yani kas dokusunu geçtik, kemik geçtik, bağ geçtik. Aynen omuriliğin öyle. Omuriliği de kenara çektiğinizde fıtığa ulaşırsınız. Endoskopik cerrahinin temel özelliği vücut zaten yandan girilerek yapılır ve vücutta var olan küçük boşluklardan ilerleyerek direkt fıtığın üzerine düşersiniz. Hiçbir yere hiçbir zarar dokuya vermeden. Zarar vermeden ve oradaki fıtığı alıp çıkarırsınız. Hani anlattığım kadar kolay bir cerrahi değil ama eminim değildir ama böyle çok gelişmiş çok bir teknik kolay çünkü oldu, hasta açısından çok iyi. Gerçekten hiçbir dokusuna hasar vermezsiniz hastanın. Nekaat dönemi de azalıyor mu? Hemen 2 saat sonra ben hastaları yürütüp evine yolluyorum. Yani gerçekten hani inanılmaz gibi değil ama aynen öyle oluyor. Çünkü doku hasarı hemen hemen sıfır. Şimdi hep örnek veriyorum. Eskiden hep duymuşsunuzdur, siz çok gençsiniz ama kaç dikişim var? Tabii. İşte 20 dikiş yapma ya, büyük cerrah. Yani ne kadar büyük açıyorsanız o kadar büyük cerrahtınız. Tabii, o kadar iyi doktorsunuz. Evet, şimdi tam tersi. Ne kadar az kesiyorsanız o kadar iyi doktorsunuz, iyi cerrahsınız. Neden? Dokuya saygılısınız anlamına geliyor. Normal dokuya hasar vermeden problemli yere ulaşıp problemi çözme, işte minimal invazif prensip bu. Başta söylemiştim, anladım. Anlatacağım. Şunu merak ediyorum. Kapalı ameliyat kimlere uygulanabiliyor? Açık, yani herkese uygulanamıyor anladığım kadarıyla. Ben de öyle anlıyordum ama öyle değil. Değil. Şimdi şöyle. Tüm vakalarda kapalı uygulanabilir mi? Çok yeni bir teknik ve gerçekten biraz aslında ciddi cerrahi deneyim gerektiren bir teknik. Biz öğrenme eğrisi deriz. Yani bir tekniği uygularken hani iyi yapmaya başlama eğrisi deriz. Bunda en uzun şeylerden biri aslında endoskopik cerrahidir. Zor bir tekniktir. Çünkü sonuçta görüntüleme sistemi kullanıyorsunuz ama kapalı bir şekilde şöyle 7-8 milimetrelik bir alana giriyorsunuz. Oradan sinir çıkıyor. Siz kapalı olarak oraya giriyorsunuz. 6 milimetrelik bir yerle sinire hasar vermemeniz lazım. Sonra omuriliğe basan bir şeyi kamerayla çıkarıyorsunuz. O yüzden çok gelişmiyor aslında. Neden çok gelişmiyor? Şöyle söyleyeyim. Çok cerrah yapmakla ilgili endişe duyuyor. Riskli bir cerrahi gibi görüyor. Ama hani bu Türkiye'deki tablo bu. Şu anda dünyada çok hızlı ilerliyor. Ve her geçen gün çok daha ileri vakalar
yapılmaya başlıyor. Neden bunları anlatıyorum? İlk başlarda hep şöyle bilirdik. Fıtıkların %70'i bu teknikle yapılabilir. Gün geçtikçe hem cerrahi deneyim arttıkça hem de teknolojik destek arttıkça, çünkü yeni cihazlar, yeni tabii, aletler yapılıyor. Vesaire de ve bunlar da şu anda fıtıkların %95'inden fazlası bu teknikle yapılabiliyor. Buna doktor karar veriyor. Aynen öyle. Anladığım kadarıyla evet. Öyle. Yani siz bir ortopedi uzmanına gittiniz, fıtık teşhisi konuldu. Nasıl bir ameliyat yapılacağı tamamen doktorun tasarrufunda mı? Ben de değil. Ben nasıl yapıyorum? Hastayla konuşuyorum. Hastayla beraber karar veriyorum. Çünkü bazı fıtıklarda parça kalma riski olduğunda bunu hastayla paylaşıyorum. Yine de bu yöntemi denemek istiyorlarsa o zaman yapıyorum. Anlatabildim mi? Neden bunu söylüyorum? Çünkü girdiğiniz alan son derece kısıtlı ve bazen bazı fıtıkların bazı parçalarına ulaşamayabiliyorsunuz. Bunlar sonra problem de yaratmayabiliyor ama bunu hastayla paylaşıyorum. Ben bütün cerrahi tekniklerin hepsini hastayla paylaşıyorum, ortak karar veriyorum. Hani eskiden hastaya anlatılmazdı ya. Şimdi hastalar öyle değil, o kadar bilinçli ki. Yani gelip ameliyatı tartışıyor sizde ya. Bir işlemi de bilmek ister insan ve tartışıyor sizde. Evet. Doktor bey diyor, peki şurayı nasıl yapacaksınız falan, oradan nasıl döneceksiniz, yani bilinçli hasta geliyor. Anladım, anladım. Bu uygulama dünyada yaygın bir uygulama mı? Türkiye'de yaygınlığı nasıl bir de? Aynen şöyle söyleyeyim, aslında bu uygulama şu anda lider ülkeler, Uzak Doğu ülkeleri, Amerika ve Almanya. Yani şu anda Hollanda'da bu tekniği yapan cerrah yok, öyle söyleyeyim. Çok yaygın değil. Ama Uzak Doğu'da çok yaygın, Amerika'da çok yaygın ve Almanya'da çok yaygın. Daha bir hafta önce ben Japonya'da bir toplantıdaydım. Bu arada yani bundan 3 yıl önce Dünya Endoskopik Disk Cerrahisi Cemiyeti'ni kurduk. Ben de kurucu üyesiyim, Türkiye temsilcisiyim. Çok güzel. Toplantılarına katılıyorum. Her yıl gerçekten akıl almaz, baş döndürücü şekilde hızla ilerliyor bu teknik. Gittiğim merkez çok büyük bir omurga cerrahisi merkezi. Ameliyatlarının, toplam omurga ameliyatlarının %98'ini endoskopik yapıyorlar. Neredeyse tamamını. Tamamını. Ve çok büyük ihtimalle 3-5 yıl içinde Türkiye'de de tablo bu olacak. Türkiye'de şu anda sınırlı cerrah tarafından uygulanıyor. Yani İki elin parmaklarını geçmez. Ama hani hastalar artık hekimleri zorluyor. Ben bunu çok duyuyorum. Hasta diyor ki kapalı yapın hocam. Çünkü bunu daha masum olarak görüyor. Gerçekten daha masum. Çünkü bu hastanın... Yani tabiri caizse bıçak altına yatıyormuş gibi hissetmiyor hasta. Ya 0.5 santimlik bir kesiden yapıyorsunuz bütün ameliyatı. Hiçbir dokusuna hasar vermeden yapıyorsunuz. Uygun teknikle yaptığınızda. Hasta ameliyattan 2 saat sonra evine gidiyor. Hatta yurt dışında buna ameliyat bile demiyorlar. Girişim diyorlar. Uzak Doğu'da tamamen girişimsel yöntemle yapıyoruz diyorlar. Yani. Biraz masum bir yöntem. Hani teknik gerektiriyor, cerrahi deneyim gerektiriyor ama yapıldığında da hani açık cerrahiden bazı şeyleri var, avantajları var yani. Anladım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz.